aynada kim var? Kim var aynada? Burada bir sürü Lego var aşkım ya. Leyleyim. Çok tehlikeli. Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çarşamba günü. Odaları toparlamakla meşgulüz. Mevzusunu toparlıyorduk. Dün oynamışlardı. Öyle bıraktılar, yattılar. Melis'i banyo yaptıracağım şimdi. Onun peşinden sonra Mert. Çünkü bu akşam için değişik bir şey planladım çocuklara. Akşam işte banyo için vakit olmaz diye. O yüzden şimdiden yaptırıyorum. Gel, sen de bunun içine gireceksin. Gel. Geliyorum aşkım. Çünkü ben sana artık güvenemiyorum böyle. Bunun içine gireceksin. Gel. Sen yaramazlık yapıyorsun, çıkıyorsun, tırmanıyorsun. Bak abi sana ne yapmış bak. Oo. Sadece su. Sorun olmaması lazım değil mi? Ama bu öyle bir kumaş ki, çok kötü bir kumaş. Leke kalıyor. Ama zaten yakında temizleyecektik, o yüzden sorun değil de. Böyle koyu koyu lekeler kalıyor. Hani su lekesi bile olsa. Yani çok belli oluyor. O yüzden bu koltuk güzel koltuk ama kumaşı kabus gibi. Dışarı çıkacağız ama çocukların saçları hala bayağı ıslak. O yüzden şöyle çekeceğim şimdi. Böyle dışarıdayken sanki ilk defa görmüşler gibi. Mert doğum günü pastası için Pikachu pastası istiyor. Evet, onu yaptık. Ya inşaat yapıyorlar burada. Biz de yürüyerek süpermarkete gidiyoruz. Süpermarketten Mete'ye ıslak mendil ve bez alacağım. Bir de çocuklarla kurabiye yapalım dedik. Kurabiye malzemeleri alacağım. Ekmek falan alırım gitmişken. Öyle işte. Hem bir de böyle bir hava almış oluruz. Yavrum. Değilsin. Ne? Mert için okulda böyle yiyeceğini koymak için şey arıyoruz. Evdeki şey bozuldu. Açma yeri bozuldu. O yüzden ama seçemiyor. Başka bir mağazaya da girmiştik. Oyuncak mağazasında da vardı. Oraya girdik. Ya değil. Dinolu istemiyor. Dinozorlu istemiyor. Evde bir tane var çünkü. Çocuksu bir şey istemiyorum dedi. Hani böyle şeyler istemiyor. Paw Patrol. Büyümüş ya. Mete uyuyor. Seçemediler. Bunu burada unuturuz aşkım. Bunu diğer mağazadan al. Unuturuz şimdi burada. Kruvasan yemek istediler. İçinden çıkarıyor, çürü içini anne, yiyor önce. Oh ya, evet, doğru. Biz eve geldik, sizlere işte aldıklarımızı göstereyim, paylaşayım. Bunların ikisini Enter Toys'tan aldık, oyuncak mağazasından aldık. Set olarak istemediler, beğenmediler. Herkes farklı farklı aldı. Mert'in şöyle üzerinde T-Rex var. Şöyle
Umarım iyidir. Çünkü genelde ben Maple markasından alıyorum. Bu marka sağlam bir marka. Ama bunu istedi. Bunun markası bilmiyorum. Bakalım. Bakalım inşallah sağlam bir şey çıkar. Melis de kendisi için böyle pembe renginde istedi içecek. Melis'in güzel bir set yaptı aslında. Şöyle Melis'in seti. Melis'in seti böyle. Şöyle kenarları böyle bu şekilde açılıyor. Şöyle bir şey var böyle. Bir de isterseniz ayırmak için şöyle bir şey de var. Ayırıyorum. Ben hiç kullanmadım. Hiç kullanmadık şimdiye kadar bunları. Bir de meyve saklama kabı. Ay ellerim kaygan. Ellerim çok şey. Nasıl oldu? Boş. Melis bunu açabilecek mi? Denemedik de çünkü böyle hani kapalı olduğu için mağaza deneyemedik. Aşkım bunu açabilir misin? Aç bakayım. Aa, kutsu. Step right. Ne çalın böyle? Bunları blokerdan aldık. Bunları falan hep blokerdan aldık. Mert bunu seçti. Şöyle sade. Mert'in seti de şöyle. Bu da güzel. Sen de mi geleceksin aşkım? Gel. Gel. Mete'ye bez aldık. Bir de iki tane ıslak mendil. Aslında biz bezleri internet üzeri alıyoruz. Böyle şey alıyoruz. Nasıl dersiniz? Böyle büyük paket alıyoruz. Daha uygun fiyatlıya geliyor. Ama şimdi hemen lazım unuttuk. Ve çok az var. O yüzden şimdi direkt lazım olduğu için bir paket aldım. Kurabiye yapacağız ya süsleme için. Şöyle süsleme şeylerinden aldım. Kendileri seçtiler bunu. Değişik değişik böyle tatlar vardı. Bunu seçtiler. O senin aşkım ya. Islak mı? Bir paket soup stengel aldım. İki tane salatalık aldım. Her sabah Mete yiyor. Bir tane ekmek aldım. Un aldım. Almışken de patent un aldım. Yani böyle ekstra elenmiş, ufalanmış un aldım. Özellikle işte kurabiye yapacaksak diye. Melis bunu arkadaşına aldı. Şimdi şeyleri de göstereyim. Diğer hediyeleri de gösteririm. Yaş günü partisi için davetiye almıştı ya. Mert de aldı bir tane. İkisi de tatilden sonra işte yaş günü partisine gidecekler. Orada doğum günü hediyeleri aldım. Bir tane ekstra Melis bunu istedi. Arkadaşı için böyle BFF kolyesi. Bir tanesini kendisi takacak. Birini de arkadaşına verecek işte. Böyle olmuyor. Ha, bir de iki tane baharat paketi almıştım. Crispy chicken. Çok güzel bu. Fırında bu tavada için değil de fırında tavuk için çok güzel oluyor. Bu da chicken taco yaparsak diye. Bu mutfağın boyunu alçak yaptım yine. Mete'ye göre yaptım. Çünkü şeyleri vardı şurada. Şunlar vardı. Pardon Mete. Şunlardan vardı. Onları çıkardım. Alçak yaptım ki şu an tam Mete'nin boyunda. İçini de tamamen boşalttım. Mete güvenli yaptım yani. Evet sana göre yaptı anne. Tamamen oynayabilir. İçini dışını açabilir. Okey. O zaman onu paketlersin. Diğerini de sen kendin tutarsın. Melis'in arkadaşına bunları almıştık. Bir tane bileklik ve kolye kendisi yapabilmesi için. İçindekiler böyle boncuklar falan var. Bir tane de böyle şey çok seviyormuş böyle makyaj işte. Lip gloss, oje falan. O yüzden böyle simli oje seti aldık bir de. Ha. Bunu evet. Bunları paketleyeceksin o zaman. Mert'in arkadaşı içinde Leiko paketi aldım. Leiko Dot tam olarak. Bir organizer yapacak kendisi böyle. İçinde bütün her şeyi var. Melis'in de var bundan bir tane değil mi? Hopi Biro. Çok severek yaptı ve kullanıyor da. O yüzden arkadaşın hoşuna gider dedik. Arkadaşı da 7 yaşına giriyor. Bir tane de böyle büyük frozen böyle simleri takıyorsunuz böyle üstüne. Sonra isterse duvara falan asar bir yere koyar. Bu da
Mert'in arkadaşı için. Melis'in arkadaşı 9 yaşına giriyor. Değil mi? Sor Meyha. Anne var. Bilmem şeyde. Mert nereye koydun onları? Papa, ya nerede onlar? Ay 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 ay. Aç bakayım. İçinde puzzle var aşkım. Senin daha 2-3 sene daha beklemen lazım. Puzzle'lar var orada. Anne üstünü çıkaracak. Rahat bir şeyler giyeceğim. Hı? Oy oy oy. Oy yerim yerim yerim. Bam. Oy. Ben üstüme rahat şeyler giyeceğim. Siz Melis'i izleyin. Melis paket, hediye paketi yapacak. Şöyle koyayım şuraya. Ay 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 ay. Akşam yemeği için yoğurtlu çorba yapıyorum. Bir de yine bu akşam Hello Fresh'ten yemeğimiz. Bu hafta son. Tavuklu, wraplı bir şey sanırım. Onu yapacağım bu akşam. Çorba da neredeyse oldu. Mete'nin yemedikleri. Wrapler güzel görünüyor ama böyle içinde tavuk var. Mango chutney, mangolu yani mangolu tavuk. Benim tahminim bu bir Hint yemeği. Hani mango chutney falan bana öyle Hint yemeği andırıyor. Evet, mango chutney böyle hazır. Havuç ve lahana salatası da böyle hazır geldi. İlma. Long run now, red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah, yeah. I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why, why, why? Why you need to
to lie, lie, lie. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by, by? Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash L's, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bullshit Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Bir tane futu bahçe aldım. Sen de çıkar bileyim aşkım. Bu sıçramasın diye. Is it like that? Yeah. Birincisi masaj. İkincisi böyle bubble yapıyor yani. Üçüncüsü hem masaj hem köpük. Ya köpük değil de güzel bir tatlı olsun. Anne. Isıtıyormuş bir de. Ayaklarım ısınıyor dedi az önce. Benim maske attım.
Melis ve Mert yattılar. Uyuyorlar. Ben de vlogu kapatmadan önce sizlere Mete ile ilgili bir şey anlatmak istiyordum. Çünkü yorumlarda işte okuyorum Mete'yi nasıl uyutuyorsun diye. Mete hala emzirirken o zamanlar emzirerek uyutuyordum. Ama artık emzirmiyorum ve artık yanına yatarak uyutuyoruz. Yani sütünü içiyor, az önce gördüğünüz. Sütünü içiriyoruz, sonra yanına yatıyoruz. Ben poposuna vuruyorum. Saçını okşuyorum. Bazen sadece elini tutuyorum. Onun da hoşuna gidiyor. Gece de bazen elini tutuyorum öyle. Bazen böyle uyanır gibi oluyor. Elini tutuyorum. Sonra tekrar dalıyor. Göbeğin üstünde ya da yan yatar. Ama böyle sırt üstü yattığını neredeyse hiç artık görmüyorum. Yani gerçekten back slapper diyorlar Hollanda'da. Gerçekten göbeğin üstünde uyuyor her zaman. Öyle. Poposuna vurarak böyle dalıp gidiyor. Bir de bu akşam Amazon'dan sipariş verdiğim paketlerim geldi. Hepsi değil. Mete'nin doğum günü için bir şeyler istemiştim. Hepsini göstermeyeceğim o yüzden. Bakayım hangisi. Bu ne açık geldi? Neyse açık geldi. Bunu gösterebilirim. Mete için şey aldım. Çatal ve kaşık seti aldım. Zaten bir kaşığı var. İki tane var hatta. Daha çok bu kaşık için aldım. Bu marka Grabby's ödül kazanmış bir marka. Ergonomic utensils. Bebekler işte baby led weaning macerasında böyle çatalla yemeği öğreniyorlar. 6 aylıktan itibaren kullanılıyor. Bu işte boğazına çok kaçmasın diye böyle bir şeyi var işte. Görünüyor. Çok ışık oluyor burada da. Markasını göstereyim. Büyük hediyesini de aldık. Bu arada o da yakında gelir ama onu da göstermeyeceğim. Doğum gününde, yaş gününde gösteririm. Bu da yaş günü için. Ama bu şeyde oynamak için, küvette oynamak için. Tommy Tummies. Ama işte suyun içinde oynadığı için bunu çok güzel kurulamanız lazım. Yoksa içi şey oluyor. Şimul oluyor. Şöyle bir octopus ailesi. Çok tatlı. Bunlar hepsi numaralı. Şöyle numaraları var. Bir tarafta numarası var, bir tarafta emoji var böyle. Ve bunlar böyle içine su doldurabiliyorsunuz ve böyle sıkıyor. Bir de fayansa yapışıyor bunlar böyle. Bu da çok hoş. Ve bunu suyun üstünde koyduğunuzda şey yapıyor. Suyun üstünde kalıyor. Bunun da ismini göstereyim. Tommy Tummies. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.